Durum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Altay'ın kampının konuğuz ve yanımızda aslında Türk futbolunun en değerli isimlerinden birisi Mustafa Denizli var. Kendisiyle sohbetimize, röportajımıza başlayacağız. Mustafa Hocam, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğun kamp programı içerisinde bize vakit ayırdınız. Bizi kırmadınız, geldiniz burada sorularımızı yanıtlayacaksınız. Önden bir teşekkürümü etmek istiyorum sizlere öncelikle. Sizler bizim çalışmalarımızın önemli bir parçasısınız. Dolayısıyla hem sizle yaptığımız bu söyleşiler hem de taraftarların Altay ile ilgili beklentileri belki bir miktar karşılanır ilk öncesi. Çok teşekkürler hocam. Dilerseniz hemen kampla başlayalım. Çalışmalarınıza İzmir'de başladınız. 2 gün önce Erzurum'a geldiniz ve artık çalışmalarınızı 2 hafta kadar da burada sürdüreceksiniz. Takımı nasıl buldunuz? Yeni gelen transferler de var. Geçmiş senenin kadrosu da bir miktar korunuyor tabii ki. Takımı şu gün itibariyle nasıl buluyorsunuz? Geçmiş yılın kadrosunu biraz muhafaza etmesek zaten buraya gelme sayımız oluşmazdı. Yani dolayısıyla bu kampa geç başladık. Bilinçli olarak geç başladık. Hala gelecek olan beklediğimiz oyuncular var. Dolayısıyla zaman kısa. Yani lige hazırlayacağımız takımın önemli parçaları hala kampa katılmış değil. Dolayısıyla burada çabuklaştırılmış bir adaptasyon dönemi bizi bekliyor. Esasında bu söylenen adaptasyon dönemlerinin süresi bence çok makul sürelerin dışına çıkıyor. Esasında akıllı futbolcular, girdiği ortamı iyi analiz eden futbolcular çok fazla sıkıntı çekmezler. Hem takım arkadaşlarıyla hem oyun anlayışıyla takımda nelerin beklendiğini, kendisinden nelerin beklediğini, arkadaşlarıyla uyumuna sağlayabileceğini esasında kısa sürede çözmesi lazım. Biz de inşallah bu tip futbolcuları bulmaya çalıştık. Yani aşağı yukarı 1,5 aydan fazla, belki 300'den de fazla futbolcu izledik. Çünkü daha evvel benim yaptığım transferler esasında kamuoyunun çok yabancısı olmayan transferlerdi, ismen bilinen transferlerdi. Fakat burada yaptığımız çalışma hem Altay'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak hem de piyasada çok fazla bilinirliği olmayan futbolcuları Türk futbol piyasasıyla tanıştırmak. Tahmin ediyorum Altay bu işlevi yerine getirecektir. O bakımdan son derece ümitliyim. Hala tabii beklemekte olduğumuz 4-5 tane futbolcu var. Belki kampın sonuna doğru yetişirler. Çok kısa süre sonra da lig başlıyor. Bunlardan artık periyodik olarak nasıl istifade edebiliriz? Onların da çalışmasını yapacağız. Dolayısıyla bizi hem zevkli hem de zor bir süreç bekliyor. Hocam hangi tip oyunculara bakıyorsunuz? Süper Lig için Altay'ın tabii çıkarlarını da gözettiğinizi söylediniz. Aynı zamanda da 300 oyunculuk bir liste var dediniz. Aradığınız oyuncu tipi genel olarak hangi tipler? Hangi mevkilere oyuncu bakıyorsunuz mesela? Biz aslında her mevkiye bakıyorduk. Yani şimdi yabancı sayısında belli bir şey olunca, düzenleme olunca burada esasında yabancıdan ziyade kendi futbolcularımızla ilgili sayısal olarak değil ama pozisyon olarak biraz sıkıntı çekeceğiz gibi gözüküyor ama bunu aşmanın yolu da bizim elimizde yapacağımız çalışmalarla bunu aşacağız. Nasıl futbolcu profilleri geldikleri zaman göreceksiniz. Yani sahaya çıktığı zaman 19 yaşla 23 yaş arası. Arada 26-27 yaşında olan 2 tane futbolcu var. Bunlar genç sınıfına girer. Çok genç değil belki ama işte burada bize düşen bunların da harmonisini iyi yapıp yani hem Altay'ın geleceğini bir nebze olsun garantiye almak. Bir diğeri de Altay bu transferleriyle esasında kulübün geleceğinin bütçesi açısından önemli bir adım atmak durumunda. Çünkü Altay'ı hem sahada başarılı kılmak isterken hem de bu kadroya dahil ettiğimiz futbolculardan önümüzdeki yıllarda yurt içi veya yurt dışı önemli beklentilerimiz var. Açıkçası onun için bu çalışmalar
uzun ve titiz sürdü. İnşallah düşündüğümüz gibi gerçekleşir. O zaman hem biz hem taraftar hem de futbolcular mutlu bir yolculuğun içinde oluruz. Bir yandan da hocam aslında 19-23 yaş aralığı dediniz. Altay'ın da altyapısı aslında çok kuvvetli ki onlardan altyapıdan çıkan iki isim geçen sezon da çok dikkat çekmişti. Kazımcan ve Eren. Onlara forma şansı vermeyi düşünüyor musunuz bu sezon? Gayet tabii yani esasında Altay'ın altyapısından yetişen futbolcuların bu camiadaki yerleri biraz farklıdır. Ben de altyapıdan yetişen bir futbolcuyum. Bizim altyapıda oynadığımız dönemde 8 tane arkadaşımız biz üst yapıda görev aldık. Yıllarca görev aldık. Dolayısıyla Altay bu konuda çok önemli işleri başarmış bir cami. Ama son yıllarda bunu pek göremiyoruz. Yani göremiyoruz dediğim, evet Altay'ın piyasaya çıkardığı genç futbolcular var ama düşündükleri çizgiyi yakalayamadılar. Yani bizim birincilikte, ikincilikte, üçüncilikte oynayan genç futbolcularımız var. Bunların iyi bir şekilde dönüşünü bekliyoruz. Şu ana kadar çok düşündüğümüz geri dönümler almadık. Kazım'la Eren'e gelince ikisi de kaliteli ve torpilli. Ya sol ayak torpilliydi Altay'da. Şimdi Kazımcan'ın biraz daha gelişim sağlaması lazım. Yani kalite olarak değil, bazı önemli eksiklikleri var, onları gidermesi lazım. Eren biraz daha iyi pozisyonda ki muhtemelen ona dönem dönem görev vereceğim. Belki kendi performansı bu dönemsel görevleri sürekliye çevirecektir. Ama neticede yaş ortalaması olması birbirine yakın olan takımların saha içi ve saha dışı dili ortak olur. Her ne kadar çeşitli ülkelerden futbolcular varsa da futbolun dili ortaktır. Ortak bir noktada buluşurlar. Bütün çalışmalarımız, yani benim için bu kadar yıl yaptığım çalışmalardan sonra Altay çalışması benim adıma da farklı bir çalışma. Yani bütün gençliğimin geçtiği bir kulüp, bir takım, bir şehir, beklentiler, geçen sene beklentileri yani yüzümüzün akıyla karşıladık diyebilirim. Çok zor bir dönemdi çünkü. O periyot Altay'ın belki geleceğini değiştirecek bir 5 haftalık periyottu. O birinci aşamayı geçtik. Şimdi ikinci aşamada. İkinci aşama dediğim yer de Altay'ın en fazla bulunduğu yer. Yani Türkiye liglerinde 3 büyüklerden sonra en fazla ben ayrılıncaya kadar yer almış bir camiadan bahsediyoruz. Bu camiayı tekrar eski günlerine getirmek İzmir'e, Alsancak'a, yani daha doğrusu İzmir'in her yerine, Ege'ye, Ege'de de çünkü Altay taraftarı var. Onları tekrar yanımızda görmek, takımının yanında görmek bizim için de ayrı bir mutluluk olacak. Ama önemli olan tabii ki bizim çalışmalarımızın sonunda onların mutlu olması. Hocam aslında değindiniz. Geçtiğimiz sezonun sonunda geldiniz ve çok önemli bir katkı sağladınız. O dönemde o çok kısa bir periyottu. Ne değiştirdiniz takım içerisinde? Aynı zamanda tabii bilmiyorum, kelimelere dökmek pek kolay değil. Altay'a olan aidiyetiniz sizin yeri geliyor gözlerinizi dolduruyor. Yeri geliyor gözlerinizin içi gülüyor. Öyle bir aidiyet hissediyorsunuz ki bunu gerçekten taraftarın ve biz futbol severlerin anlaması kolay oluyor. Siz neyi değiştirdiniz? Geldiniz bu aidiyet duyduğunuz kulübe geldiğinizde ne yaptınız bu takımı? Şimdi bir defa ben esasında camiadan ayrıldıktan sonra camiayla ilişkim kesilmedi. Yani fiziken ayrıldım ama ruhen ayrılamadım. Çok kolay değil. Bütün çocukluk dediğim yani 15 yaşında geldiğim yerden ben 34 yaşında ayrıldım. Bu kolay bir hadise değil. Yani bütün gençliğimi burada geçirmişim. O zaman kendini oraya ait hissediyorsun. Yani uzun süreler bir camiada görev yaptığın zaman bu duygu ister istemez oluşuyor. Şimdi tabii dışarıdan ben de Altay'ın maçlarını devamlı izledim. Ve izledim. Bazen kimyamız bozuldu, bazen mutlu olduk. Tabii böyle kısa dönemli ve hedefi olan çalışmalar zor çalışmalardır. Ama benim buna hayır deme şansım yok. Yani ben buraya
yani geçen yıl gelirken şartlar da esasında şeye baktığın zaman olumsuz bir tablo çiziyordu. Çünkü playoff'a kalan takımlar, biz dahil 4 tane takımdan 3 rakiple yaptığımız 6 maçın 5'ini kaybetmiş, bir tanesine beraber kalmış. Yani playoff'taki rakiplerinden sadece 6 maçta 1 puan almış bir takımın başına geldim. Onu değiştirmek lazımdı. O psikolojiyi değiştirmek lazımdı. İkincisi, kadro çok genişti. Yani doğru dürüst bir çalışma imkanı yapmam mümkün değil. Yani 34-35 futbolcuyla saha içi çalışma yapmam mümkün değil. Tanıdığım ve tanımadığım futbolcuları İzmir'e gelmeden önce yönetimle paylaşıp bir kısmını, performanslarını değerlendirerek Altay'a neler vermiş, neler verebilir, bunu çok iyi değerlendirerek kadrodan aşağı yukarı 11 kişiyi dışarıda bıraktım. Çünkü çalışma imkanımız yok. Süremiz kısa, beklentiler yüksek. Bunu yapmak mecburiyetindeydim. Bu sene bir miktar daha yaptım ve bir miktar daha yapacağım. Yani kamptan sonra da yapacağım. Çünkü bu kadar geniş kadrolarla saha içi çalışması, bir oyun anlayışının yerleşmesi çok kolay olmaz. O bizim için hakikaten zor bir görev. Yani çalıştığınız insanlarla ilgili karar verirken birçok kriteri bir araya getiriyorsunuz ve bir karar veriyorsunuz. Bu kararın önceliği tamamen kulübün ve takımın başarısı için. Burada kişisel başarılar hep arka planda kalır. Yani bir takımın içerisinde kişisel başarıların ön plana çıkmasını bekliyorsan orada başarı çok zor gelir. Dolayısıyla bunları değiştirdik bir miktar. Değiştirmeye de devam ediyoruz. Altay'ın kendine özgü anneleri vardır. Artık camialarda bunlar çok ön plana çıkmıyor ama genetik olarak vardır. Dolayısıyla bunu tekrar hayata geçirmek bizim için önemli. Bekliyoruz yani lig çok kısa bir süre sonra başlayacak. Beklentiler, İzmir'deki beklentiler. Altay yıllarca Türkiye'deki büyük camiaları tutan taraftarların belki de ikinci takımı olarak hep var oldu. Dolayısıyla Altay'a çıktığı deplasmanlarda büyük sempati gören takımdı rakipleri tarafından. Bunu tekrar hayata geçirebilirsek bizim için önemli bir kazanım olacak. Gayet tabii umutluyuz. Yani iddiam ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir. Biz de yıllarca bunları içimizde taşıyarak takımlarla birlikte bir bütün olmaya çalıştık. Bir ekip yaratmaya çalıştık. Yönetimden başlayarak başkandan bize doğru gelen bir hiyerarşik yapı içerisinde herkes görevini, kendine düşen görevi manasıyla yaparsa orada fazla zorluk yaşanmaz. Sene başında fikstüre baktığımız zaman yani çok zor gözükmeyen, kolay da gözükmeyen bir fikstür başlangıcı var. Ama bu fikstürler çok şey ifade etmez. Yani futbolun kağıt üzerinde değerlendirmesi denilen bir şey yoktur. Kağıt üzerindeki değerlendirmeler beklenen sonuçları vermediği için futbol zaten bu kadar ilgi çeken bir spor dalı. Şimdi bizim beklentimiz ilk işte alt liglerden gelen takımlar için önce bir tutunsun. Bir tutunsun da ondan sonra bakarız düşüncesi hakimdir. Biz tutunmak için gelmiyoruz. Biz kendimizi yukarılarda bir yere tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü söylediğim transfer yaş kriterleri bir sonraki yılları bizim için daha umutlu kılıyor. Hem takım olma açısından hem de bütünleşme, camia, taraftar bütünleşmesi açısından çok önemli bir faktör. Onlar da bu duyguyu yaşamaya başladıkları zaman belki gelecek transfer tekliflerini bir önceki nesiller gibi reddedip bu şehirde ve bu takımda kalmaya devam edecekler. Onun için bu takımı oluşturduğumuz zaman şimdi taraftarlarımız merakla bekliyor. Esasında biz de merakla bekliyoruz. Yani aramıza katılan iki tane yeni arkadaşımız var. Bizim beklentimiz sezon sonunda başkan ve yönetimle yaptığımız beklenti bizim
8-9 futbolcuya ihtiyacımız olduğu çok net bir şekilde, yani bizim ortak fikrimizdi. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen 3 tanesi de yarından sonra kampa intikal eder. Bu sayı 5'e çıkar. 8-9'u bulamasak bile yani 7 ile biz lige daha huzurlu başlama imkanına sahip oluruz. Hocam dilerseniz Euro 2020'ye biraz geri dönelim. Ben zaten sormadan aslında Altay'la alakalı bütün beklentilerinizi anlattınız. Şimdi tecrübeli bir teknik adam olarak nasıl yorumlarsınız? Bir yandan da tabii aynı zamanda şunu da merak ediyorum, şununla ilgili görüşlerinizi. Değişen bir futbol anlayışı var dünyada. Türkiye bunun neresinde kalıyor? Acaba bunun etkilerini gördüğümüzü düşünüyor musunuz? Hem Süper Lig olarak hem de A milli takım seviyesi olarak nerede konumlandırıyorsunuz? Değişmeyen tek şey değişimdir. Değişim dünyanın her yerinde, her sektöründe mutlaka vardır. Esasında futbol önceki yıllardaki kadar bilinmez bir hadise değil. Sağ içi ve sağ dışı çalışmalarıyla artık dünyada teknoloji öyle bir yere geldi ki yapılan bütün çalışmaları anında takip etme imkanına sahipsiniz. Ama bütün bunlar sizin bir yerlerden görüp kopyalama durumunda kalacağınız çalışmalar değil. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Ama esas olan sizin katkılarınızdır. Yani sizin vizyonunuz ve üretiminiz bu değişime ayak uyduramazsa orada zorluk çekebilirsiniz. Ama futbolu o kadar farklı bir yere taşıdılar ki esasında çok fazla, yani bizim gündemimizde olmasan konular bile bunların içerisine giriyor. Ne değişti mesela? Yani şu 2020'nin iyi bir analizini yapacak olursak, 2016-2012 araya Dünya Kupalarını da koyarsan hepsine baktığın zaman, ben Güney Amerika Şampiyonası'nı da, Afrika Şampiyonası'nı da, Asya Şampiyonası'nı da izliyorum. Yani öyle söylendiği kadar önemli değil. Türkiye bir şeyi yıllarca çok yanlış değerlendirdi. Yani bizim futbolculuğumuzdan başlayarak bugüne kadar hep bizim Avrupa Dünya Futbolu'yla aramızda işte bir fizik kapasite sorunu olduğunu düşünüp söylediler. Türk futbolunun esasında böyle değerlendirmesi yanlış. Bizim Avrupa ve Dünya Futbolu'yla aramızda fizik değil, teknik kalite farkı var. Önemli ölçüde. Biz teknik olarak duruyoruz. Bizim teknik anlayışımız, teknik değerlendirmemiz çok farklı. Biz topla çok oynayanı, fazla çalım atanı, yani seyirciye hoş gelen hareketleri teknik olarak değerlendiriyoruz. Teknik öyle bir şey değil. Onlar futbolun güzellikleri, onlar çeşitlisi futbolun. Onlar olduğu zaman futbol daha güzel oluyor. Ama esas olan, yani topun söylediği futbolcuya bir söz vardır. Benle ne kadar az vakit geçirirsen seni o kadar severim diye. Biz bunu yanlış anlıyoruz. Benle ne kadar çok vakit geçirirsen ben seni severim gibi algılıyoruz. Dolayısıyla burada biraz farklı kulvarlara düşüyoruz. Esasında yani 2020'nin analizini yaptığın zaman rakiplerinle veya turnuvaya katılan takımlarla oyun anlayışı olarak arada fark olabilir. Her takım aynı anlayışla oynamaz. Yani hiçbir teknik adam da ben şu sistemle, şimdi ben 6 ayda şu sistemle oynayacağım diyemem. Şimdi kadrom tamamlandıktan sonra ben elimdeki elemanların hangi yapıya daha uygun olduğunu bulmak mecburiyetindeyim. İşte bunu rakamlara döktüğün zaman, ki rakamlar çok fazla bir şey ifade etmez. Çok fazla rakamlar üzerinde dururuz biz. 3-4-3 gibi, 3-5-2 gibi, 4-4-2 gibi. Yani bu rakamlarla uğraşmak boşa vakit geçirmektir. Elindeki kadro hangisi yerleşimi daha sağlıklı kullanabilir, oradan başarı gelebilir, onu değerlendirmek lazım. Yani tekleri bütün içine koyduğun zaman onların fonksiyonları değişir. Yani bir takımı tek tek değerlendireceksen %90 bir değer çıkıyorsa, bütün içerisinde bu değeri %30, %40, %140'lara taşıyorsan, o zaman o gruptan, yani bizim sinerji dediğimiz, yani birlikte yükselmeyi
ön plana çıkaran faktörleri yakalamış oluruz ki bizim esas çalışma yapmamız gereken bu. Dolayısıyla dünyada tabii ki değişiyor. Futbolcu profili değişiyor. Koşu alanları değişiyor. Sahadaki kullanım alanları değişiyor ama burada futbolcu profili de değişiyor. Yani daha evvel futbolda var olan işte ofansif çizgi kullananlar, defansif çizgi kullananlar bunlar zaman zaman 2'den 1'e iniyor. Belki zamanla bunlar yani 1'in altına düşecek. Belki sahada kullanılan futbolcu profili fiziksel olarak değişecek. Yani futbol bugün yerden çabuk oynandığı zaman, tempolu oynandığı zaman göze hoş gelen bir spor dalı olarak gözüküyor. Belki oynama şekli değişecek önümüzdeki yıllarda, 10 sene sonra. Belki baskette görev yapan fiziklere sahip sporcular göreceğiz. Yani topun yerden oynanmasını bir tarafa bırakıp havadan oynanan bir futbol türüne şahit olacağız. Bunlar değişimin mutlaka yani var olabileceği faktörler. Değişecektir. Kurallar değişecektir. Yani şimdi bazı şeyler değiştiriliyor. Futbol hızlansın, işte gole dönük hamleler çoğalsın diye. Şimdi top out'a çıkıyor. Madem biz futbolun çabuk oynanmasını istiyoruz, UEFA, FIFA bunu görmüyor mu? Yani bu topun kendi çevresinde bir dönüşüyle veya yarım dönüşüyle durması arasında ne fark var? Bizim istediğimiz oyunun hızlanması. Top hareket halinde de ben bu faul atışını, out atışını kullanmalıyım. Taç atışı uzun bir süre alıyor. Baskıdan 5-10 saniye, 15 saniye elinden top çıkaramayan futbolcu var. Bunu ayakla oyuna sokma ihtimali bu süreyi kısaltır. Yani futbolda daha değişecek bir sürü kuralın olması lazım. Yani değişiyor ama bu değişim yetmiyor. Yani bunların da daha sonraki dönemlerde mutlaka değerlendirmesi lazım. Yani madem çabuk istiyorsun, yani niye durduruyorsun bu topu? Ya yani bir metre, yarım metre niye öne, niye arkaya alıyorsun? Bunların oyunu durdurması açısından bence son derece negatif etkileri var. Yani futbol çabuk oynandığı zaman seyirciye zevk verir. Çabuk oynandığı zaman futbolcuyu oyunun içinde tutar. Bunları da değerlendirmek lazım. Hocam aslında çok geniş bir değerlendirme yaptınız. Çok teşekkür ediyorum bu geniş cevabınız için. Aslında aklımda olan sorular da vardı. Yani öyle UEFA'nın değişimleri. Şimdi kaçtı mı? Nasıl? Yok hayır çok güzel açıkladınız. O yüzden teşekkür edeyim. İsterseniz yavaş yavaş da sonuna gelirken Altay'a geri dönelim. Sizin eviniz olduğunu her yerde söylüyorsunuz temecinizde, burada konuşmanın başında. Bir son mesaj olsun isterseniz hem taraftarlara hem de Altay sizin için ne ifade ediyor? Yani şunu da aslında bir yandan da merak ediyorum. Türk futbolunun artık sembol olmuş isimlerinden birisiniz. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş 3 büyük takımda şampiyonluk, Avrupa kupalarında başarılar, milli takımlarda başarılar ve Altay'dasınız, evinizdesiniz. Bu sizin için farklı bir hikaye olduğunu tahmin ediyorum. Ya farklı olmaz mı? Şimdi şu andaki Altay taraftarları ben İzmir'e geldiğim zaman birçoğu hocam babam hep size anlatıyordu. Yani demek ki ya ben İzmir'den ayrıldıktan sonra İzmir'deki evlerden ayrılmamışım. Ve Altay maçlarında bir şey olduğu zaman işte gençlik dönemlerini benle geçiren Altay taraftarı bugün çoluk çocuk sahibi. Otomatikman onlar da Altaylı olduğuna göre evdeki muhabbetlerin içerisinde geriye dönük konuşmalar için de mutlaka ben oluyorum. Dolayısıyla İzmir'de bununla çok karşılaşıyorum. Yani gittiğim her yerde en az bir iki tane geliyor işte hocam babam sizi anlatıyordu evde şöyle yapıyor musunuz böyle yapıyor musunuz. Şimdi böyle bir camiada görev yapmak hem gurur verici hem de biraz kendini baskı altında hissetmeni sağlıyor. Baskının iki türlü tezahürü olabilir. Biz bir tanesini atıyoruz oradan. Yani bize negatif baskı yaratmasın, pozitif baskı yaratsın. Bunu hayata geçirmeye çalışacağız bu sene. Tabii ki uzun yıllar Süper Lig'in dışında kalması futbolcu zaten yaşamamış.
Süper Ligi. Taraftarın önemli bölümü yaşamamış. Şimdi onlara Süper Lig'in nasıl bir lig olduğunu ve bizimle nasıl bir takıma sahip olduğumuzu göstermek mecburiyetindeyiz. Tabii ilerleyen haftalarda bu durum daha netleşecek. Ve Ekim ayında Allah kısmet ederse, Ekim ayının sonunda benim bütün gençliğimi geçirdiğim stada kavuşacağız. Yani Alsancak'taki Altay farklı bir Altay'dır. Onun için biz de farklı bir Altay'ı hem sezon başında hem de oynadığı yıllarını geçirdiği statta farklı değerlendireceğiz. Ekim ayında o zaman stat müjdesini de şimdiden almış olduk sizden. Yani şu anda Sayın Spor Bakanımız bir inceleme gezisinde bulunmuştu geçtiğimiz günlerde. Beni de davet etmişti. Yani tribünlerle ilgili çok önemli bir şey, çalışma kalmadı. Sadece zemin ve bazı detay çalışmalar, koltuk gibi, işte çimlendirme. Onlar tahmin ediyorum Ekim ayının sonuna doğru hizmete girecek. O zaman Altay taraftarı da yeni sezonun hemen başlarında yeni statta Süper yeni Lig'de. Yeni stat değil, evi. Hem, evet. Hem eski hem de yepyeni bir haliyle diyelim. Evet, evine kavuşmuş olacak Süper Lig'de. Böyle güzel bir haberle de müjdeyle de o zaman noktalamış olalım hocam. Çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Açık yüreklilikle bütün görüşlerinizi paylaştınız. Çok değerli bir sohbet oldu benim için de. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam.